kaydetmeye, toplumla birlikte temennilerimizi, arzularımızı Hak'tan dilemeye geldik. Hızır'dan dilemeye geldik. Hacı Bektaş dergahına hiçbir zaman kendini rahat bırakmamışlardır. Her zaman Osmanlı döneminde Kanuni'den başlayarak kendi eniştesi Sersem Ali'yi önce dergahtaki postişi uzaklaştıran onu tayin eder. Daha sonra Nakşibendi şeyhlerini buraya tayin eder. Ve en sonunda da Cumhuriyet döneminde burayı kapatır. Bununla beraber 600'e yakın Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki tekke ve zaviyeleri de kapatır. Ve bugün o tekke ve zaviyelerden çok azını tescilli olarak bilebiliyoruz. Niyaz olmak için ziyaretler edebiliyoruz. Burası o nadide yerlerden bir tanesidir. Bu nadide yerleri hala o gün, yani Cumhuriyet'in kuruluşunda kapatılan birlik makamı, mürşitlik makamının yasaklandığı dönemden bugüne değişen nedir dediğiniz zaman 1964 yılında burayı müzeye çeviriyorlar. Bakın, müzeye ne zaman çeviriyorlar biliyor musunuz? 16 Ağustos tarihli. 16 Ağustos 1964. Ve 16 Ağustos'u da bizim inancımızdır. Artık bitti yoktur deyip müzelik ettikten sonra anma yapıyorlar. Evet Gülüm, doğru söylüyorsunuz. Kutlama yapıyorlar. Bizim için, Aleviler için bir dergahın ziyaret edilmesi, anılması bir günlük bir saatlik değildir. Özünde geldiği zaman, içinde geldiği zaman o dergaha gideriz, niyaz oluruz. Hak'tan, Hızır'dan, aralarımızdan, starlarımızdan dilekte bulunuruz. Bugün öyle, yarın da öyle olacaktır. Bunu geleceğe bu şekilde taşıyacağız. Rehat coğrafyasının Aleviliği, Bektaşi Aleviliği, Çepni Aleviliği, Tahtacı Aleviliği hepsi birbirinin özünde aynıdır. İkrarlık ve rızalık yoludur. Biz bu yoldan taviz vermeden inancımızı gelecek kuşaklara taşımak için niyazlarımızı da, ziyaretlerimizi de, bu inancın özünü de sizlerle birlikte dert edinip araştıracağız, öğreneceğiz. En önemlisi yaşayacağız. Dergahlarımıza sahip çıkıp yaşayacağız. Hacı Bektaşi Veli Dergahı Alevilerindir. Müze olmaktan çıkarılmasını ibadete, yani cemlerimizi burada yapabileceğimiz hale getirilmesine için mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizden de asla vazgeçmeyeceğiz. 16, 17, 18 Temmuz Ağustos'ta burada bir anma yapıldı. Hacı Bektaş Veli anması. Bu anmaya partisi üyelerine söylüyor. Halk Partisi'nde, M Partisi'nde veyahut da diğer siyasi alanlarda, meclislerde veyahut da kurum başkanları olsun, diğer dernek başkanı olsun, federasyon başkanı olsun, ya da burayı siyasi aranaya çevirtler. Biz burada bir siyasi arana istemiyoruz. Bura biz Alevilerindir. Biz, burası biz Alevilerin yeridir. Burada inananların yeridir. Alev, yani ille ki buraya gelen herkes Alevi olmaz mı? Mecburiyeti yoktur. Biz de ne diyoruz? Alevilik sevgidir, barıştır, kardeşliktir. Biz burada barışı, sevgi, kardeşliği yaşatmak istiyoruz. Biz burada değerler, biz bunlara önderlik yapıyoruz. Hakkımıza önderlik yapıyoruz. Siyasiler gelip de burada bizim sırtımızı basamak olarak kullanmasınlar. Bu federasyon başkanları eğer siyaset yapacaksa gider siyasetlerimizi siyaset alanlarında yapın. Burası bizim inanç merkezimiz. Camilerde herhangi bir kimse çıkıp da siyaset yapıyor mu? Yapmıyor. Ama gelme burada sırf bizlere hoş görmek için A Partisi'de, B Partisi'de siyaset yapıyor. Biz bunlara karşıyız. Bizi rahat bıraksınlar. Biz kendi inancımızı yaşayalım. Şu anda ben konuşmamı duyan arkadaş, güvenlik arkadaş, hemen direkt ben geldim müdahale etmeye. Ben emekli güvenliğim. Ben inancımı yaşamak istiyorum. Ben kimse inancıma karışamaz. Polise karışamaz, kanaba karışamaz, devlete karışamaz. Ben inancımı kimse belirleyemez. Ben inancımı ve kendimi yaşamak istiyorum. Bizlere yeter ki bizlere kardeşler, biz bir şey vermek istiyoruz, sevgi istiyoruz, kardeşlik istiyoruz, barış istiyoruz. Biz başka bir şey istemiyoruz. Bu sarı zayaf ödeyeni Ahmet Taki'de hem Ali Naki Hasan askeri yaktı beni.
Muhammed Mehdi olsa bir zaman peşinde ayet yaktı beni. Ol Ali Baba'dan Haydar-ı Celal Ali el-Mürteza yaktı. Allah Allah, Allah Allah. Ol Ali Baba'dan Haydar-ı Celal Ali el-Mürteza yaktı beni. İçmeyince bu can ayrılmaz senden, ayrılmaz senden. Eşref olur ol kaberi, bahçemizi